Merhaba, bugün Leuven'deyiz. Burası da Louvain-la-Neuve gibi bir üniversite üzerine kurulu bir şehir. Ama Louvain-la-Neuve kadar da değil tabii. Ama genellikle gençlerin olduğu eski şehri gibi bir şey buranın. O kadar da büyük bir yer değil. Yürüyerek bayağı büyük çoğunluğunu gidebileceğimi düşünüyorum. Bir de buraya gelmek çok kolay Var'dan. O yüzden de bir avantaj. Burası da meydan. Aha, al sana meydan bak. Taş maş var. Medeniyet. Bayağıdır dümdüz yürüyorum. O gördüğünüz, en başta gördüğünüz o dümdüz yol var ya, bayağıdır yürüyorum orayı. Böyle etrafta dükkanlar var, bir şeyler var. Pazar günleri inanılmaz sakin. Bugün de bir pazar. O yüzden böyle diye düşünüyorum. Her yer kapalı zaten. Yani çoğu yer. Bir bazı yemek yeme yerleri açık. Bazı dükkanlar açık. Onun dışında kapalı, millet dışarı da çıkmıyor o yüzden. Dışarı çıkınca ne yapacak diye. Şu karşıda kocaman bir şey görüyorum. Büyük ihtimal kilise, oraya doğru gidiyorum ben de. Yani bu yolun sonunda bir yerde. Ama yani Konya gibi dümdüz hocam, yani olmaz böyle. Değiştirdim çünkü burada inanılmaz bir ses, inanılmaz bir cümbüş. Ne oluyor yani? Neyi bu kadar ses çıkarıyor anlamadım. Luna Park. Lan ne alaka? Hadi gezelim, merak ettim. Luna Park karşısında da tamamen tarihi bir bina. İnanılmaz bir cümbüş, çok sesli, çok kalabalık. İnanılmaz dandik ödüller. Aha, küçük çarpışan arabalar. Neyse, Yağız admin gelmeden buradan gidelim. Kütüphaneymiş. Şimdi bir buraya bakıyorsun, bir de kuzeydeki kütüphaneye bakıyorsun. Aradaki farkı anlıyorsun. Baya güzel gözüküyor. Çok çok şık, inanılmaz şık. İnanılmaz şık gözüken bir kütüphane. Burası Keulhoven olabilir. Olmaya da bilir. Ben öyle gördüm. Kesinlikle olmama ihtimali de var. Ama biraz da okulun şey gibi de duruyor. O yüzden bilemeyeceğim. Bakın, böyle bir bina. Hem kütüphaneye çok yakın. Az önce gördüğümüz. Hem de yürünebilecek yaya özel yollar. Daha bir düzenlendi. Yani şehir yapısından bir çıkıldı, başka bir yapıya bir girildi gibi. Hiçbir kapı olmadığı için burada üniversitelerde anlamıyorum nerede olduğumu. Bak, onların nacincisi bak. Adamı robot yapmışlar. 1966-1985 arasında rektörmüş. Evet, burası okul, evet. Evet. Burada rektör heykelinin hemen yanında bir park var. Bilmiyorum ne parkı. Burada oryantasyon günleri için bir bina var falan. Zaten Erasmus'ta gelen varsa burada bilir bunları, değil mi? Parkın içinde yapay gölet var. Estetik. Bir sürü ördekler. Oha, ne kadar fazla. Yani buranın üniversitenin içinde olduğunu düşünürsek bence güzel. Burada buluşulur, muhabbet falan da edilir. Öyle yani belirli bir kampüs olmadığı için herhalde buradaki üniversitelerde norm kampüs olmaması. Yani bu sistemin uygulanabilmesi bence çok güzel, çünkü bence direkt olarak bir eğitime önem verildiğinin göstergesi oluyor. Şehri bu kadar üniversiteyle iç içe kılmak. Bir diğer nedeni ise üniversitede kampüsler arası yol ve üniversite öğrencisinin veyahut da çalışanlarının kat ettiği yolu azaltması ve bağlantıda kalabilmeleri açısından bence çok güzel. Mesela burada bir kampüs var, orada bir kampüs var. Bunların hepsi aynı yurtta kalabilir. İşte aynı bisikletle, otobüsle gelebilir. Bunun çok etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden güzeldir herhalde.
böyle bir yerleşim sisteminin ülke çapında benimsenmesi. Green Office, yeşil ofis buradaymış Clover'ın ama içeride bir opera, bir müzik çalışması var. Onu icra ediyorlar. Belki de burası konservatuar gibi bir yerdir yani, bilmiyorum. Onun dışında bina da yine çok eski, fazla eski, fazla tarihi bir bina. Yani nehir olmadan olmuyor ya herhangi bir şehir Avrupa'da. Bak nehir. Yine nehir. Yapıların çok şey değiştirdiğini anlatacağım. Bir şuraya bir bakın. Bir buraya bakın. Bak yapılara bak, binalara bak. Bir de buna bak. İşte bu Kuzey Kampüs. Bu Güney Kampüs, anladın mı? Aradaki farkı anladın mı? Neden nefret ediyorum, anladın mı? Anlaman için bir daha gösteriyorum. Bak bir buraya bak. Bak bir de buraya bak. Bak gördün mü? Bak aradaki fark. Kusacığım. Kusacığız. Aa, Beginhof. Bu şey, bu yalnızlar yeri. Bunu anlatmıştı. Bu Beginhof dedikleri yerde evlenmeyi reddeden kadınlar mı yaşıyormuş? Böyle küçük evler varmış. Bu küçük evlerde yaşıyorlarmış. Oraya bir baktım, orada mı ev diye de. Çünkü beyaz olduğu söylendi bana. Orada işte böyle tarihi bir yer. Eskiden üniversite öğrencileri mi yardım ediyormuş bir şeyler. Ben hala bu insanların nasıl yaşadığını anlamadım. Çünkü paraya ihtiyaçları var. Ama sanırım el işi satıyorlarmış. El işi yani örgü, efendim söyleyeyim, tığ gibi şeyler satıyorlarmış. Böyle geçiniyorlarmış. Küçük evlerde yaşayıp bir zaman evlenmeyip. Tabi bunlar kadın. Bak burada üniversite bisikletleri var. Herhalde evet. Evet demişti. Artık bu evlerde öyle bir muhabbet kalmadığı için, bu olay eskiden olduğu için buralar üniversite öğrencilerine kiraya veriliyormuş. Yani yurt gibi. Yani eskiden dul bir kadının kalıp, evlenmeyi reddetmiş bir kadının kalıp yaşadığı evde siz öğrenci olarak kalabiliyorsunuz. Ve genelde iki odalar oluyormuş bu evler. Küçük dediler ama yani çoğu evden büyük bence. İki oda müthiş. Böyle de bir olay hocam. Her yerde kuyular var. Bu da benim dediğimin birazcık kanıt. Aa, harbiden su var lan içeride. Kulüpler, mulüpler bir şeyler var. Evet, burası birazcık daha yurt gibi. Otel yurt gibi kullanılıyor diye anladım ben. İnanılmaz sessiz. Yani konuşmaya ayıp gibi görüyorum şu an. Burada bu nehrin başka bir bölümü. Daha bir akıyor. Daha bir akışkan. Her yer sinek. Kesinlikle göremiyorsun, huzur eminim ama sinek var çok fazla. Böyle ufak yaz sineği denir ya. Onlardan var. Burası bir manastırmış. Eskiden manastır dedi Michel bana. Ama artık öğrenciler yaşıyormuş. Yani yurdun, bazı yurt krizine denk gelmesi buranın çok güzel değil mi? Bak ne güzel bahçesi var, bir şeyler var. Buralarda ayrıca bu profesörler, asistanlar vesaire de kalabiliyormuş. Çünkü bayağı güzel, neden olmasın. Evet, burada şeyi anlatıyor işte. Burası üniversiteye ait. Burada işte akademik staff kalıyor. Öğrenciler kalıyor. Visitorlar kalıyor vesaire. Bunlar söylendi. Oğlum burada bir kalırım var ya. Var ya burada bir kalırım var ya. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Burada bir dikili taş hocam. Tamamen anlamsız bir dikili taş. Çok güzel bir yer. Gerçekten çok beğendim. Yurt sistemini böyle tarihi bir şekilde oluşturmalarını. İnanılmaz beğendim. Yanlışlıkla şehrin sonuna geldim. Otoban başlıyor şurada. Burası otoban. Yarım saatte falan bitirebildik yani baştan sona. Bir tur yani bir düzlük gidebildik. Bir tık geze geze. Böyle güzel bir sokağa denk geldim. Böyle bir ton ev var. Hepsi müstakil. Hepsi iki katlı. Hepsi aynı yani. Bütün evler birbiriyle aynı. Ve yaşanıyor. Güzel. Güzel bir sokak. Böyle bir süredir yürüyorum. Hoşuma kaçtı. Böyle bir botanik bahçesine geldim. Herhalde envai çeşit bitki olacak. Gezelim hadi beraber bir gezelim. Botanik bahçesi de galiba ilk defa görüyorum. Yani botanik park var.
Ama böyle ufak ve günlük girip oturabileceğin bir yer değil. Bu biraz daha öyle. Burada da gölet var. Gölet herhalde Ataspor'u burada. Aa bak Japon. Pretty. Aa bak orada çocuk var. Ayılı. Ayılı çocuk. Burada da başka bir heykel daha var. Bir ton balık var. Ördeği taşıyan küçük kız. Bunu böyle çalı çırpı. Bak bir sürü çalı çırpı burası. Oğlum bunların hepsinin aynı yerde yaşayabiliyor olması güzel ya. Güzel bir çeşitlilik. Bak artık düşmüş arkadaşına destek oluyor. Bu ben değil. Burada da bir başka oturma takılmaydı. Ve bir ton şeyler. Bunlar kaç yılında ekildikleri mi? 2005. Vay canına. 18 yıldır yaşıyor mu gerçekten bunlar? Oğlum üniversiteye geçmiş lan çiçekler. Dotema'nın yaprak mı bu? Ne bu? Heykel. Bu eleman yapmış olabilir burayı. Bakmak lazım. Bebeğini seven, kucaklayan anne. Bak. Hiç gördün mü hayatında? Nereden göreceksin oğlum? Nereden göreceksin? Bak böyle bir şeyin merkezde olmama ihtimali yok. Bunun büyüklüğüne bak. Çakma Çin malı Notre Dame mı acaba burası? Ha, çünkü etrafta Notre Dame yazıyor yani öyle direkt yargısız bir infazım olmadı. Burası bir kilise herhalde. Saint Peter Church. Gerçek değildir değil mi lan bunlar? Kapalı çizimler yani buraya mı özgü? Ben daha önce görüyor muydum bunları? Ya bu arada bu çizimlerin hepsi Löwen'e ait. Hepsinin altında Löwen yazıyor. Aşağıda kripte yazıyor. Ne demek bilmiyorum. Oraya bakalım. Hocam irkildim yani ne yalan söyleyeyim. Bu ne bu? Cenaze töreni falan mı? Ne bu? In memory of Edward and Baron. Her yerde bir haç. İrkildim. Ben çıkıyorum. Soğuk burası.
Üşüdüm hocam. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Yemek yedim ve geri geldim. Lanet olsun bulamıyorum. Gerçekten de bulamıyorum başka buraya yönelik yiyebileceğim. Kaburga yedik. Her yer kaburgacı. Her yer kaburgacı ya. Oğlum bir tek kaburganız mı var sizin? Gerçek yani sinirliyim, öfkeliyim. Aradığımı bulamıyorum. Yemek güzel. Özel bir şey yok. Bu sefer de Tayland yemeği yedim. Afiyet olsun. Ne diyelim? Yani bunu bulduğumuza da şükür. Burada bulunduğum meydan sanırım gerçek merkez yani. Gerçekten de burasının merkez olması gerekiyor. Bu tam konuşuyordum. Kameranın pili bitti. Kesti sözümü yarıda. Yani kalabalığa bakılırsa diyorum. Buranın merkez olması gerekiyor diyorum. Bir ton restoran. Restorandan bol da bir şey yok zaten. Restoran ne satıyorsun? Patates. Koskoza yazmışsın oraya. Restoran ne satıyorsun? Hamburger patates. Bir tane Carrefour gördüm. Böyle bir şey aldım. 3 tane donat. 1,5. Çok güzel. Çok güzel fiyat. Dayanamadım. Evet arkadaşlar bugün diyetimde yine dayanamadım. 3 tane donat yedim. Ya dayanamadım işte böyle karşıma çıkınca dayanamıyorum. Olmuyor. Yapamıyorum. Yiyorum. Artık tren garına doğru gidiyorum. Bir saat sonra falan bir tren var. Ona bineceğim. Çünkü çok akşam olsun istemiyorum. Yağmur yağabilirmiş akşam. Biraz keyifsiz olur. Yağmurlu havada bayır çıkmak. O yüzden bir tık daha erken döneceğim. Bir de yani çok da açık bir yer yok. Çok da gezilecek böyle bir mağaza falan. Zaman harcanacak bir yer yok. Bence güzel gezdik. Bak burada bir kampüs daha var. Güzel ya. Güzel. Beğendim. Epey beğendim. Okunur. Okunacak yer yani. Öğrenciler için güzel bence. Ha bak bu Amsterdam'da da vardı. Frit Butik. Burada da var. Ya burada böyle yürürken aklıma geldi. Aslında burası epey akaretlere benziyor. Yani hatta o kadar benziyor ki. Gerçi benziyor dediğim şey herhangi bir sokak ama yani akaretlerin benzediği şey buradaki herhangi bir sokak. Ama bence çok güzel bir kopyalamışlar. Çünkü aynı havayı da veriyor dükkanların dizilişinden, dükkanların dışarıdaki masalarından vesaire. Onun dışında bu galeriler, bak mesela burada bir müze var, anladın mı? Orada da bir sürü galeri var, müze var. O şekilde de aynı havayı veriyor. Gelen giden insanlarda da aynı havayı veriyor olabilir. Ve hemen karşısında boğaz var yani. Bu da bir artı. Öyle aklıma geldi. Dedim la burası dedim akaretlere çok benziyor dedim. Kendi kendime içimden. Burada bir şeyler oluyor. Fiyatları var. 266 bine yapıyorlarmış burayı. Dublek müstakil 175 metrekare, 3 yatak odası, 1 banyo. 348 bin. Böyle bir ev 245 bin ne kadar ucuz. 30 metrekare ama. Olur öğrenci evi. Kiralarsın gider. Löwen gezimizi burada bitiriyoruz. Benim bir yarım saat sonra trene bineceğim. Hava da birazcık daha böyle bulutlanmaya başladı. Hemen yağmura kalmadan döneyim. Burayı beğendim. Bayağı beğendim. Üniversitede bulunmak da isterim. Açıkçası çok da güzel de bir üniversite. Hem psikoloji olarak hem de diğer bölümler olarak. Geldik tren garına. Bu karşıdaki heykeli hatırladınız mı? İlk başta vardı. Burası da tren garı. Burada insanlar takılıyor. Yemek yiyor. Bir şeyler yapıyor. Öyle. Hadi gittim ben.